gözlük ihtiyacı ya da refraksiyon bozukluğu dediğimiz, gözün kırma bozukluğu dediğimiz, gözü bir kamera gibi, fotoğraf makinesi gibi düşünürsek, objektif sistemindeki bir eksiklik ya da problem nedeniyle görüntülerin net gözükmemesi, retina dediğimiz görme tabakasına net düşmemesi. Şimdi bunu gözlük camlarıyla, kontakt lenslerle ve hatta son dönemde cerrahi olarak düzeltmek mümkün. Yani ya ilave optik sistemler kullanıyoruz veya gözün optik sistemini değiştiriyoruz ameliyatlarla. Özellikle ergenlik çağı dönemlerinde, büyümenin hızlı olduğu dönemlerde bu göz bozukluklarının değişimi çok hızlı oluyor. Senede bir, bazen 6 ayda bir gözlüklerin değişmesi gerekebiliyor. Fakat yaş ilerledikçe gözlük değişimi özellikle erkeklerde 26, işte kadınlarda 21 yaşından sonra nispeten stabil hale geliyor ve değişimler daha az oluyor. Örneğin bir gözlük aldınız, gözlük ihtiyacınız var. Bu tabii biraz yaşınızla ilgili. Genç yaştaysanız daha sık ve daha hızlı değişecektir. Yaşınız ilerledikçe bu değişme sıklığı birazcık daha yavaşlayacaktır. Örneğin ergenlerde biz genellikle 1,5-2 senede bir gözlüğün değişeceğini söylüyoruz ama genç yaşlarda tabii demin de söylediğim gibi 6 aya kadar inebiliyor bu süre. Asıl yaşlılar için ya da işte orta 40 yaşın üstündeki orta yaşta başlayan sorun yakını görme, göz bozukluğu. Bu ciddi bir problem. Buradaki problem de gözün merceğinin elastikiyetini kaybetmesi ve istem dışı olarak gücünü değiştirme özelliğini nispeten yitirmesi. O zaman biz ilave camlarla yakın görmede destek sağlıyoruz. Ve bu da aşağı yukarı her 2 yılda bir yaklaşık 0,25 numara gibi bir ilave gözlüğe ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla 1,5-2 yılda bir yine bir göz doktoruna gidip gözlüğü değiştirmekte fayda var. Şimdi net olarak bir şey söylemek lazım. Geç kalırsak ya da geç değiştirirsek ya da erken değiştirirsek ne olur? Kötü mü olur? İşte 1,5-2 yıl değil de 3 yıl idare etsek bir problem olur mu? Olmaz. Yani bir gözlük ihtiyacınız varsa ve siz bunu geciktiriyorsanız bu gözünüzü daha kötüye götürmez. Sadece size daha keyifsiz bir hayat yaşatır. Gözlük değiştiği zaman bir kere ilk fark edilecek şey, demin de söylediğim gibi kamera gibi düşünün. Net göremediğimizi fark edeceksiniz. Örneğin uzaktaki televizyonun ne seyredemeyeceksiniz ya da araçların plakalarını net okuyamayacaksınız. Miyop dediğimiz uzağa görememe bozukluğunda bu böyle. Fakat hipermetrop dediğimiz artı camlar gerektiren göz bozukluklarında iş biraz daha karışık. İnsan gözü kasılarak ya da göz merceği şekil değiştirerek ufak tefek bozuklukları tolere etme yeteneğine sahip, özellikle genç yaşlarda. Şimdi bunu yaparken bir efor sarf eder. Aslında net görürüz ama bu eforun neticesi bize yorgunluk olarak döner. Yani okudum, çabuk yoruluyorum. Televizyon seyrettim, çabuk yoruluyorum. Gözüm sulanıyor, başım ağrıyor. Bunların hepsi aslında bir göz bozukluğunun ilk belirtileri olabilir.